Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi veliyyi ve salatu ala nebiyyi ve ala alihi ve ashabihi amma ba'd. Bugün biz 20-ci bahsimizni boshladikamiz. Orqadagi bahslarga bir qarab olsak, O'zbek xasmi bizga 20 ta savol bergan edi. U o'yladiki, bu savolga Maturidiylar yerga kirib ketadi deb. Allohning madadi bilan 20 ta savolga javob berib o'tildi. O'zbek xasmi Hashaviy Salafiy toifasi tomonidan turib o'zini Ahli Sunna deb tanishtirib, Maturidiylarga navbatdagi hujumini boshladi. Xasmning aytishi bo'yicha, agar Fiqhul Akbarni Abu Hanifa rahmatullohiga tegishli deb bilsak, uning tengqurlari va sahobalarining barchasi Alloh osmonda deb turganda, Abu Hanifa rahmatullohi Alloh la makonda deb aytgan noqislikni bergan bo'lamiz deb aytdi. Biz aytamizki, Allohga makon beramiz va Allohni osmonda deymiz degan bironta ham sahoba va salaflar yo'q deb aytamiz. Hattoki Hashaviy Salafiy toifasida e'tiqodda bo'lgan Alboniy rahmatullohi ham Allohga makon berishdan hayiqdi. Biz avvalgi bahsimizda aytib o'tdik, Muxtasarul Ulug'dan bizga hujjat keltirmoqchi bo'lgan edi. Muxtasarul Ulug'da Alloh osmonlar, 7 qavat osmonlar yuqorisida va arsh yuqorisida deb aytgan edi. Biz ham bu gapni aytamiz, ammo Alloh osmonda degan gapni hech kim keltirmagan. Allohga makon berib, Alloh osmonda degan gapni biron bir sahobalar va salaflar keltirmagan edi. Xasm Maturidiylarga o'zining hujumini boshlaganda Allohdan qo'rqmasdan, qiyomatda so'ralishdan xijolat bo'lmasdan, o'zining aytgan gaplariga ishonch hosil qilib, Maturidiylar aqlni naqldan ustun qo'yadilar dedi. Maturidiylar aqlni naqldan ustun qo'yadi dedi. Ya'ni aqlni Qur'on va hadisdan ustun qo'yadi deb aytdi. Keling gaplarini eshitaylik, o'zining gaplarini. Kalom bilan shug'ullanganlar aqliyot, ilohiyot, nubuvvat, sam'iyot deydilar. Ular aqlni ustun qo'yganlardan birinchi bo'lib aqliyotni keltiradilar. Ular unda Allohning borligini va birligini hamda sifatlarini isbot qilmoqchi bo'ladilar. Keyin sam'iyotlarni keltiradilar, unda qabr azobi, qiyomatga tegishli dalillarni zikr qiladilar. Mana shunday deb xato gumonlarni keltiryapti. Ya'ni xasm tomon, o'zbek xasm mana shunday deb xato gumonlarni keltirdi. Hanafi ulamolaridan bo'lgan Kamol ibn Humom rahimahullohning Musomara kitobiga qarasangiz, boshida ahliyotlarni zikr qiladi. Unda Allohni va sifatlarini zikr qilib, undan keyin sam'iyot deb qiyomatga taalluqli dalillarni keltiradi dedi. Bizda mana Al-Musomara bi sharhi Musoyara degan Kamol ibn Humomni kitobi qo'limizda turibdi. Xo'p, siz aytgan dalillarni keltiring qani, qayerda bu odam aqliyotlarni birinchi zikr qilamiz yoki undan keyin ilohiyotlar, nubuvvatlar, sam'iyotlarni zikr qilamiz deb aytdi. Qani keltiring qani? Mana biz hozir sizga bu Musomara kitobidan boshidan o'qib beraman, nima demoqchi bo'lganligini. Al-muqaddima ta'riful fan wal kalamu ma'rifatun nafs ma 'alayha min al-aqaid al-mansubati ila din al-islam. Anil adilla. Kalom degani u nafsni o'zining ziyoniga bo'lgan narsalarni bilishlik. Nimadan bilinadi desa, islom diniga mansub bo'lgan aqidalardan bilinadi. Anil adilla, dalillar orqali bilinadi. Kalom deganini ular falsafadan yoki boshqa narsadan, Qur'on va hadisdan chetdan turib oldi deyilmayapti. Islom diniga mansub bo'lgan aqidalardan bilinadi deyapti. Ya'ni anil adilla, dalillar orqali bilinadi deyapti. Ya'ni nafs deganda maqsad bu yerda la yukallifulloh nafsan illa vus'aha degan oyatni dalil keltirdi. Xasm aytgan ediki, Maturidiylarning aqidasida bironta ham dalil yo'q degan edi. Na matnda bor, na sharhda bor. Hech qanday dalillarni topmaysiz. Aqliyotlarga kelganda aqliyotlarni faqat aqliy dalillar bilan isbotlaydi. Bironta oyat yoki hadisni topmaysiz deb aytgan edi. Mana bu gapi birinchi bo'lib yolg'onligini qarang. Endi bilmayapti deylik, yolg'onchi yoki tuhmatchi demaylik. Uni ham o'ziga yarasha g'ururi bor. U ham haqni izlagan odam. Bilmayapti, xato qilyapti deymiz. Mana birinchi bo'lib
La yukellifullahu nafsan illa vus'aha oyatını vel kelamu marifatu nafsi ma aleyha minel akvaydül mansubu deyende marifatu nafs, nafsını bilişlik. Mana şu urunda la yukellifullahu nafsan illa vus'aha diyen oyatını dalil kildirdi. Oyattan bir on tam dalil yok diye atıdı. Ve yana bitti dalilini kildirdi. Halakakum min nafsin vahide diyen. La yukellifullahu nafsan illa vus'aha diyen Allah-u Teala her bir insonga özünün küçü yitedigen narsani taklif kıldı. Özü küçü yitedigen narsani buyurdu Allah. Ve yana halakakum min nafsin vahide deyip etti. Sizlerini Allah-u Teala bitti candan, bitti kişiden yarattı. Hammalarin mana şu barub adam aleyhisselamge kadar asılır. Mana shunday bitta nafs degan kalimaga ikkita oyat keltirdi. Bundan keyin dalillarni boshlaydi bu Kamol Nuhumam. Al asl avval birinchi asl al ilmi bi vujudihi ta'ala. Alloh taoloni bilishlik ilm birinchi asl. Mana bunda matnda vaqad arshada subhanahu ilahi bi ayatin. Alloh taolo bir qancha oyatlar bilan hidoyatladi, ya'ni arshada yo'l ko'rsatdi deyapti. Şerhde hem ve avvalu ma yustada'u bihi minel anvari ve yustaku min turuqul itibari meştemele aleyhi Kur'anu feleyse ba'da beyanillahi beyanun dedi. Nurlene digen nurlinin in avvali ve insanlar yul tutedigen itibarının yullarının avvali Kur'an uz içiye olgen narsadır. Ve Allah-u Teala'nın beyanıdan kim buran bir beyan yok dedi. İn kuşluk kelime mana şularda ki Kur'an uz içige olgen en yakşı narsa dedi ve Allah'ın bayanıdan keyin buram bir bayan yok dedi. Mana şunu dedi Allah'ın oyatlarına kirişip gitti. Estağfirullah. İnne fi halkı semavati vel ardi ve ihtilafi leyli ve nehari vel fulkulleti tecri fil bahri bima yenfa'un nasa ve ma enzarullahu minas semai min ma'in fe ahya bihil arda ba'da mevtiha وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. Oyatni tuyatishda liqawmin yaqilun, aqli ishlaydigan qavmga mana shuncha narsani bayon qildi. Albatta osmonlar va yerni yaratilishida va kecha va kunduzni almashilib turishligida va dengizda yurgan kimalarda odamlarga manfaat beradigan narsalar bilan va Alloh taolo osmondan tushirgan suvda u suv bilan yerni o'lgandan keyin tiriltirishligida va Alloh taolo har bir to'rt oyoqlik yoki ikki oyoqlik yoki barcha hayvonlarni yerda tarqatib qo'yishligida va tasrifir riyahi shamolni boshqarishligida va osmon va yer o'rtasida bo'ysundirilgan bulutlarni boshqarishligida aql egalari uchun oyat mo'jizalar bor dedi. Din-i İslam aklını cüda hem kuvvetledi. Bana o birinci ayet buldu. Avvalki iki ayet bulan üçüncü ayet buldu. Ve yine Allah-u Teala'nın sözü ki dedi ki Estağfirullah Afara etum ma tumnun e entum tahlukunahu em nahnul halikun. Bana bu avvalki ayetler bulan birge turtüncü ayet. Nöbetteki Afara etum ma tahrusun e entum tezra'unahu em nahnul zari'un. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. مانا بو بيشنش آيات. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزد أم نحن المنزلون. مانا بو ألتنش آيات. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. مانا بو يتنش آيات بولد. مانا بو آيات لردن كين الله تعالى سوزلرن كيلتر ابتكي سكزنش دليلن Estağfirullah. Ve le'in sa'altahum men khalaqas semavati vel arda le yekulunna Allah. Eğer Osmanlılar ve yerini kim yarattı deyip sorasangiz ulardan yani Mekke müşriklerden ular elbette Allah yarattı deyip aytadı. El-i'tirafu bima zukir zikir qilingan narsa bilan tan olishlik kana sabitan fi fitrihim. Ularning fitratida sabit idi. Her bir odamning fitratida Osmanlılar ve yerini yaratishlik Allah yaratgan deyip aytishlik fitrati bor idi. Min mabda'i halqihim qad jubilat alayhi uquluhum ularni yaratishlik avvalidan bor edi. Aqllari shunga tabiatlangan edi. Alloh taolo aytdiki, "Assozubillah faqim wajhaka lid-dini hanifa." Yuzingizni to'g'ri dinga yuzlantiring.
Fitratullahi lati fatarun nas alayha. Bu Allah'ın fitratıdır. Odamlarını şu fitrat üstüde yaratgan. La tabdila li halqillah. Allah'ın halkı için o'zgartirib qo'yishlik yo'q. Zalika dinul qoyyim walakinna aktharun nas la ya'lamun. Mana bu to'g'ri qoyim turgan dindir. Odamlarning ko'plari bilmaydi. Odamlarning ko'plari bilmaydi deb aytishligi bilan odamlarning ko'plari aqli ishlatmaydi va bunga fikrini ham ishlatmaydi. Mana shundan keyin kanal mas'um masmu' min al-anbiya'i al-mab'usina alayhim salatu wassalam da'watul xalqi ila tawhid. Mana shundan keyin payg'ambarlardan biz eshitilgan narsa, ya'ni bizga eshitilgan narsa xalqni Allohning yolg'iz ekanligiga chaqirishlik bo'ldi. E'tiqodu adami shirki fil uluhiyati va xawosiha. Shirk keltirmaslik ulohligida va uning xususiyatlarida shirk keltirmaslik e'tiqodi. Katadbirul olami, olamni tadbir qilishik kabi. Va istiqoqul ibodati va ibodatlarga haqli bo'lishlik kabi. Va xalqul ajsam, jismlarni Alloh yaratganligi kabi. Bidalili annahu bayna tawhidi biqolihi, u tawhid o'rtasidagi dalil bilan shahadatu alla ilaha illalloh deb payg'ambarlar guvohlik berish kerak edi. La ilaha illalloh deb guvohlik berish kerak deb aytgan edi. Undan keyin mana bu oyatlarni tafsir qilib, sharhlab, bu oyatlarga fikr yuritib ketadi, aql yuritadi. Hech qachon aqlni naqldan ustun qo'ymagan, birinchi bo'lib naqlni keltiradi. Naql aqlni quvvatlovchi bo'lib keladi. Qur'oni Karim insondagi aqlni ishlatishga majburlaydi va da'vat qiladi. Qur'oni Karimda 60 dan ziyod oyat aqlni ishlatishlikka qaratilgan. Mana bu musomara kitobidan biz sizga hozir keltirdik. Hasimning navbatdagi xatosiga e'tibor beraylik. Bo'lib ham juda xunuk xato. U Taftazoniyning Aqoidun Nasafiyga yozgan sharhini olib, undagi matnni o'qiydi. Matnni mana shunday deb o'qiydi, biz matnni va sharhni o'zining lafzi bilan ko'chirib yozib sizlarga o'qib beryapmiz. Al Hayyul Qodiru Al Alimu As Sami'ul Basiru Shai ay Al Murid. Endi buni Hasim o'qib beryapti. Mana shu sifatlarni zikr qiladi va sharhda deb sharhini aytadi. Sharhda deb mana shu sifatlarni zikr qiladi dedi, tarjimasi nima aytmadi? Va sharhda deb sharhini aytadi. Keling sizlarga sharhini lafzma-lafz nima deganligini bayon qilib beramiz. Hasim aytadiki, "Lanna badihatal aqli jazimatun bi anna muhtasal alami ala hadha namati" deb aqli dalilni zikr qiladi. Keyin bitta dalilni zikr qilgandan keyin ikkinchi dalilni zikr qiladi. Ala anna addadaha naqaisu yajibu tanzihullah taala anha deb ikkinchi dalilni zikr qiladi deb aytdi. Bu yerda ko'ryapsizlarmi muhtaram azizlar, aqlni qanchalar xunuk qilib ko'rsatyapti. Aqli dalil kerak emas bizga, to'g'ri aql dalil naqli dalildan keyin kelsa bo'laveradi, yaxshi bo'ladi bu deb aqlni insonlardagi bor aqlni umuman pachoqlab tashlayapti. Hasim aqli dalilning tarjimasini aytmadi. Lianna badihatal aqli jazimatun bi anna muhtasal alami ala hadan namati deda tarjimasini ham aytmadi. Keling, shu narsani biz sizga tarjimasini aytib beraylik. Bu olam o'z ichiga olgan mustahkam ishlar bilan birga go'zal yaratilishi va mustahkam nizom ustidagi bu olamning paydo bo'lishi bu sifatlardan boshqasi bilan bo'lmaydi deb aql badohati qat'iy ishonadi. Mana bu birinchi tarjimasi. U aqlni aqliy dalil keltirdi deb tarjima qilmaganligi bu. Mana shunday go'zal olamni yaratilishligi, mustahkam nizom ustidagi bu olamning paydo bo'lishi bu sifatlardan boshqasi bilan bo'lmaydi deb aqli badohati qat'iy ishonadi deb Taftozoniy rahmatullohi keltirdi. Haqiqatda aql nihoyatda go'zal narsaki, insonga berilgan eng katta mukofotlardan u. Insondan boshqa biron bir hayvon, koinotdagi barcha narsaga qarang, aqli yo'q ularning. To'g'ri nafsi bor, nafsini ustida o'ziga yarasha hiyla qiladi. Ba'zi bir hayvonlar hiyla qilib
Bazı birlerini ovlaydı hayvanlarını. Lekin akıl kamilmez ularda. Bu birinci akli dalilinin tercümesi. Bunun Kur'an'dan 60'tan ziyad daliller var. Akli dalilini nakli dalil kuvvetlep gelgen. Aklını işletinler deyip gelgen. Bana bundan birincisi Bakara surasında İnne fi halqi semawati vel ardi ve ihtilafi leyli ve nahari vel fulki lleti tecri fil bahri bima yenfa'un nas ve ma enzelallahu minas semai min ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha ve bethe fiha min kulli dabbatin ve tasrifir riyahi ve sahabil musakhari beynes semai vel ardi la ayati li qawmin yaqilun. Bana bu birinci biz yukarıda bayan kıldık Musamara'dan bana şu birinci dalilini kilitirdi. Akıl ilgeleri üçün oyat mucizeler de yaptı. Kur'an-ı Kerim aklını sabit kılı yaptı. Ve ikinci, yine bir dalilini kilitirsek eğer İnne fi halkı semavati vel ardi ve ihtilafi leyli ve nahari le ayeti li ulil albab Ellezine yezkurun Allah'a qiyaman ve ku'udan ve ala cunubihim ve yetefekkaruna fi halkı semavati vel ardi Rabbana ma halakta hada batinan subhaneke faqina azaben nar. Bana bu Ali İmran surasındaki ikinci bor aklını işletişlikke targıb. Bana bunday oyatlar 60'tan ziyod aklını işletişlikke koyulgen oyatlar. Biz bunu Tafsir İbn Kesir'den bana şu hazırki okuyan Ali İmran oyatlarını Ali İmran'daki oyatlarına karayımız tercümesiye. Bu oyatın tercümesi de İbn Kesir rahmetullahi aleyh Tur varak tercüme kıldı, tafsir kıldı. Yani bu tur varak, tur varadan göre azra ziyat rak. Tur varakı yarım bit. Eğer biz bunu sizlerge, eğer oku biramız isek hemmesini vaktimiz hem yetmeydi. Lekin bu yurda cüde kub ulamalarını, fikirlerini kilitirdi. El kelamu bi zikrillahi azza ve celle hasanun vel fikratu fi ni'amillahi afdalul ibadet dedi. Allah'ın kelamı bilen gapirişlik, Allah'ın zikri bilen kelam cüde çıraylıktır. Ve Allah'ın nimetleri doğrusu fikirleştik, ibadetlerinin en afzali dedi. Ve bir kança hadislerini ve rivayetlerini kilitirdi. Yani şuradan biz kıskara anaytamız. Ve kad zamma Allahu Teala men la ya'tabiru bi mahlukatihi dallati ala zatihi ve sifatihi ve şer'ihi ve kadrihi ve ayatihi fekal. Allah-u Teala Allah'ın zatıya dalalet kılayken mahlukları bilen ibretlenmeyen kişini Allah-u Teala mezammetledi. Allah'ın zatıya dalalet kılayken mahlukatlar, mahluklarını kurup biz Allah bordu bilemiz. Ve Allah'ın sıfatlarına dalalet kılayken ve şeriatiga ve Allah'ın kadriga ve ayetlerine dalalet kılayken mahlukatlar bilen itibar kılmayan, ibretlenmeyen kişini Allah-u Teala mezammetledi. Fakala etiki sözü billah ve ka'ayyin min ayetin fis semavati vel ardı yamurrun aleyha ve hum anha mu'ridun ve ma yu'minu aktharuhum billahi illa ve hum müşrikun. Ve goya osmanlar ve yerde bir kança ayetler var. Ular mana şu ayetler üstüden utadı ve halenki ular ayetlerden yüz uğurgen halatta. Ve ma yu'minu aktharuhum billah Allah'a ularını köpler iman kiltirmeydi illa ve hum müşrikun. Magar iymon keltirsa ham ular shirk qiluvchi holatda, mushrik holatda iymon keltiradi. Mana Alloh taoloning borligi va birligiga dalolat qiladigan oyatlar. Alloh taolo mazammatladi. Agar Allohning zotiga dalolat qiladigan, sifatiga, shariatiga, qadriga va oyatlariga dalolat qiladigan mahluqotlari bilan ibratlanmagan kishini. Va madaha ibadahul mu'minin va Alloh o'zining mu'min bandalarini maqtadida. Estağfirullah. Ellezine yezkurunallaha qiyaman ve qu'udan ve ala cunubihim. Ve yetefekkaruna fi halkı semavati vel ardi Rabbana ma khalaquta hada batilan subhaneke faqina azaben nar. Mumin kişiler Allah'ını turgan halatta hem istaşadılar. Ve utirgan de hem ve uz tamallarge yotganlar da hem istaşadılar. Ve osmanlar ve yerini yaratılışıyla fikirleydiler. Ey parvardigar sen bularını batıl halette, nahak halette, huda bi hudege yaratmadın dedi. Subhanak, seni huda bi hudege yarattı deyişiden pakleyimiz. Fakina adaben nar, bizni dozak utudan saklagin dedi. Allah-u Teala
Koinotlar hakkında fikir yürütkenlerini maqtadı. Fikir yürütmegenlerini yomonladı. Mana bu yerda bir qancha hadislar var. Biz şundan aytamiz ki, hadisni qisqasini yine joyini keltiramiz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yig'laganlarda şu ayetini okup, Bilal razallahu anhu, nima narsasini yig'latdi ey Resulullah? Degende, vay hakka ya Bilal, vama man yamna'uni an abki, vaqad unzila ilayya alayya fi hadi leyla. Ey xorlik bo'lsin Bilal, va meni nima narsa yig'latishlikdan man qiladiki, menga mana shu kechada oyat nozil bo'ldi. Inna fi xalqis samawati val ardi va ixtilofil layli van nahari la ayatin li ulil albab. Ali Imron surasidagi oyat nozil bo'ldi dedi. Summa qolaytiki vaylun liman qara'aha va lam yatafakkar fiha. Bu oyatni o'qigan va bu oyatda fikrlamagan kishiga voyil bo'lsin, ya'ni xorlik bo'lsin deb aytdilar. Mana bu hadisni tafsirlarida Sufyan Sauri rahmetullahi aytadilar. Man qaraa ahra Ali İmran falam yetefekker fiha veyla yaudu bi asabiyehi aşran. Kim Ali İmran'ın ahirini okusa, onu da fikir kılmese, harlik bulsun dediler. Barmağı bilen 10 tadı sanadılar. 10 ta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mana şu 10 Mart'ta xorlik bo'lsin deb aytdilar. Avzoiyga aytildiki, ma g'oyatut tafakkuri fihinna. Bu oyatlar, ya'ni Ali Imronning oxiridagi oyatlarda fikrlashlikning g'oyasi nima dedi? Ya'ni eng ko'p fikrlashlik nima deganda, yaqrohunna va huwa yaqiluhunna dedilar. Avzoiy rahmatullohi alayh bu oyatlarni o'qiydi va unga aqlni ishlatadi dedilar. Yana boshqa rivoyatlarda Saltul Avzai an adna ma yataallaqu bihi almutaalliqu min alfikri fihinna wa ma yunajjihi min hadha alwail. Abdurrahmon Salmon aytadilar, men Avzaidan so'radim. Bu fikrga, ya'ni bu oyatga taalluqli bo'lgan fikrlashlikning eng ozi nima bo'ladi va unda bu voildan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam xorlik bo'lsin degan fikrlashlikdan chiqib ketishlik nima bo'ladi deganimda فَأَطْرَقَ هُنَيَّةً ثُمَّ قَالَ يَقْرَأُهُنَّ وَهُوَ يَعْقِلُهُنَّ. Biroz başını koyu kılıp durdular da, keyin ettiler, bu ayetlerini okuydu, onlarını aklı işleyen halette, akıl bilen okuydu deyip cevap verdiler. Akılge İslam cüda hem kubti izledi. İkinci aklı idarelerinin tercümesi. Birincisini etmedi uzu hasım tamam. İhtimal etken de şermanlı bulup kalardı. Bana bu ayetler bilen akıl dalil kilitir geldiğini. İhtimal indemey yap gitti. İkinci akli dalilini hem kilitirdi. Dedi de ala anna addadaha naqaisu yecibu tenzihullahu ta'ala anha de utip gitti. Tercümesini hem etmedi. Şimdi kelin biz etemiz. Şunge karamazdan, ularının zidleri, ulardan Allah'ını poklaştık. Vacib bo'ladigan noqisliklardir dedi. Ya'ni birinchi aql go'zal narsalarni yaratishligi va mustahkam nizom ustidagi bu olamning paydo bo'lishi bu sifatlardan boshqasi bilan bo'lmaydi deb aql badohati qat'iy ishonadi dedi. Biz yashab turgan koinot nihoyatda go'zal bo'lishligi bu aql biladi buni orqasida yaratuvchisi bor ekanligini. Misol tuya o'tib ketsa tuyani izlardan tuyani borligini bilgan yoki boshqa bir narsalarni asoratidan o'sha narsalarni asli borligini bilgan bino quruvchi binoni ko'rsa odam bu binoni inson qurdi deydi. Butun koinotni shunday go'zal tizim ustida yaralib turishligini orqasida Alloh bor ekanligiga ishonadi. Bunga endi noqisliklarni keltirsa, buni zidlari bo'lsa, u Alloh taolo pok bo'ladi bundan. Bunga dalilchi bunga ham Qur'onda bir qancha dalillar bor. O dalillar mushriklarning Allohdan o'zgaga sig'inishligi yoki Allohdan o'zgaga duo qilishlari yoki Allohning xotini va farzandi bor deb duo qilishlari ortidan Subhanallohi amma yushrikun. Allohni mushrik shirk keltirayotgan narsalardan poklayman yoki Subhanallohi amma yasifun. Allohni ular sifatlaydigan narsalardan poklayman deb keltirishligi bo'ladi. Misol bu dünyanın koinotni yaratishlik shuncha güzel ustidami? Bunun teskarisi Alloh taologa farzand bor deyishlik.
Bunu teskarisi Alloh taologa xotim bor deyishlik. Mana bunday yoki Allohni qo'yib o'zgaga ibodat qilib ketishlik. Bu avvalgisini zidi. Mana shunday vaqtida men shirk keltirayotgan narsalardan poklayman yoki sifatlaydigan, sizlar ular sifatlaydigan narsalardan poklayman deb aytdi. Ikkalasiga ham aql bor, aqlga naqldan dalil bor Qur'ondan. Hasan Taftazoniyning tarjimasini boshlaydi. Va aydon qad orada shar'u biha dedi. Keyin shariatda ham dalillar kelgan bunga deb aytayapti. Va aydon qad shar'u orada shar'u biha. Va ba'daha mimma la yatawaqqafu subutu shar'i alayha fayasihu at-tamassuku bi shar'i fiha katawhidi. Tarjimasini aytayapti. Mana bu zikr qilingan sifatlarni ba'zilariga shariatni sobit bo'lishligi bog'liq emas. Ya'ni shariat sobit bo'lsin yoki bo'lmasin, undan oldin ham isbot qilsa bo'ladigan sifatlar bor. Bular orasida. Demak, shariat bilan hujjat qilsa bo'ladi ba'zi sifatlariga deydi, deyapti. Nima tushundingiz? Mana bu zikr qilingan sifatlarni ba'zilariga shariatni sobit bo'lishligi bog'liq emas. Ya'nida nima tushundingiz? Ya'ni shariat sobit bo'lsin yoki bo'lmasin, undan oldin ham isbot qilsa bo'ladigan sifatlar bor bular orasida. Demak, shariat bilan hujjat qilsa bo'ladi ba'zi sifatlariga deydi, deb aytayapti. Men tushunmadim, agar sizlar tushunmagan bo'lsanglar. Bixilofi vujudi soniya va kalamihi va nahvi zalik. Gapini davom ettiryapti tarjimani. Ammo Alloh taoloning borligi va Alloh taoloning kalom sifati va nahvi zalik va shunga o'xshagan sifatlar oldin shariatni isbot qilib olib, keyin isbot qilinishi kerak bo'lgan sifatlar esa ularni shariy dalillar bilan isbot qilib bo'lmaydi, deyapti. Deb aytdi Hasan. Bunda ham qanday tushunarsiz shunday gaplarni gapiryaptiki, Hasan O'zbekchaga tarjima qilganda gapni shunday olib qochyaptiki, u yoqdan u yoqqa, bu yoqdan bu yoqqa gapni urib-urib oxiri o'zining maqsadini aytib ketyapti. Mana bunda maqsad aqlni naqldan ustun qo'yish deb ketyapti. Bu hech qachon insofga to'g'ri kelmaydi. Aytayaptiki, bixilofi vujudi soni'i va kalamihi va nahvi zalik tarjimasiga e'tibor bering. Ammo Alloh taoloning borligi va Alloh taoloning kalom sifati va nahvi zalik va shunga o'xshagan sifatlar oldin shariatni isbot qilib olib, keyin isbot qilinishi kerak bo'lgan sifatlar esa ularni shar'iy dalillar bilan isbot qilib bo'lmaydi, deyapti. Mana shu gapidan biron bir narsa tushundingizmi? Aynan falsafani o'zi-ku bu gap. Ya'ni ham deb o'tirmadi, birdan xulosa qilib aytib ketdi. Demak, nasafi zikr qilgan 7 ta ismlarni birinchi 2 ta aqliy dalillarni zikr qilib, keyin Qur'ondan ham dalil keltirsak bo'ladimi deb, ba'zilariga dalil keltirsak bo'ladi, lekin ba'zilariga dalil keltirsa bo'lmaydi demoqchi, deb aytdi. Hasimning tarjimasini men tushunmadim. Tarjimani qayta-qayta eshitdim, voy yozib, o'qib ko'rdim ham, ba'bir Hasim aytgan gaplarni tushunmadim. Nima maqsadda aytayapti buni? Nima uchun keltirdi bu gaplarni? Alloh taoloning borligi va Alloh taoloning kalom sifati va nahvi zalik va shunga o'xshagan sifatlar oldin shariatni isbot qilib olib, keyin isbot qilinishi kerak bo'lgan sifatlar esa ularni shar'iy dalillar bilan isbot qilib bo'lmaydi, deyapti. Deb aytdi bizga. Tarjimani shunday deb aytdi. Hasimning umuman gaplarini tushunib bo'lmadi. Taftazoniy rahmatullohi tirilib kelib qolsa bu tarjimaga yig'lasa kerak. Meni kitobim kimlarni qo'liga qolib ketdi? Qanday odamlar meni kitobimni tarjima qilyapti deb yig'lasa kerak. Hozir men buni bir tarjima qilib beraman. Va aydon qad valada shar'u biha. Bunga ham shariat u sifatlarga dalil keltirdi. Va ba'duha mimma la yatawaqqafu subutu shar'i alayha fayasihu at-tamassuku bi shar'i fiha katawhid. Uning sifatlarining ba'zilari shariatning sobit bo'lishligi to'xtab turmaydigan narsalardandir unga.
Demek şariat bilen usbatlar doğrusu da uçlaştık sahih buladı tevhid kabı. Tevhid kabı uçlaştığı sahih buladı deyişliği Ahmet Ali Al-Hayali'nin hoşyası da biz başka tafsirlerden, başka hoşyalardan hem kurduk bu narsalarda. Uşa Ahmet Ali Al-Hayali'nin hoşyası da etedi ki وَلَا يَرِدُ عَلَى جَعْلِ تَوْحِيدِ مِمَّا لَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ الشَّرْعُ اِنَّهُ لَوْلَا تَوْحِيدُ لَمْ يَكُنْ اِثْبَاتُ الشَّرْعِ Bu yurda tevhidini şariyet önge tuhtap durmasıyla dalil kılıp kilmegen de yaptı. Eğer tevhid bulmasa şariyetini ispat kılışı bulmuyordu. Tevhid bilen şariyet ispat kılınadı. Lakin اِذْ لِمُنْكِرِ الشَّرْعِ اَنْ يَقُولَ هَذَا الشَّرْعَ لَسَ فِي حَقِّي Şariyatını inkar kılıyor dedi ki bu benim hakkımda mas dedi bu şariyat dedi. Lennehu leysa min ilahi çünkü o benim ilahımam imas dedi. Şariyatını inkar kılıyor adam o bizim ilahlarımız ne bitti ilah kıladı mı? Bu narsa acayip narsa kudub ettiler. Müşrikler. Bizim ilahlarımız var dedi. Osmanlılar ve yerini Allah yaratken lakin başka ilahlar gibi ibadet kılamız dedi. Tevhidini inkar kılgenliği için bu yurda fayasihu temassuku bi şer'a şariat bilen uçlaştık durus buladı. Tevhid kabı de yaptı. Tevhid, al-basar, al-sam'a, işçilik, kuruşlik. Bunlar elbette bu bilen şariat sabit buladı. Lakin başkalarının hakkı da şariat sabit bulmaydı. Lianna nakulu nusbitu al-mu'zata annahu min ilahihi. Biz aytamız ki, biz onların ilahı dem mucizelerini sabit kılamız. Yani onların ilahı Allah barısı, barçası. Allah'ın bar digenli giden biz mucizelerini ispat kılamız da ve onge keyin Allah'ın birliğini kiltiramız. Birinci bulup Allah'ın birliğini kiltirse o tanımaydı. Müşrik o. Dip bayan kıldı bizge. Bir hılafı vücudu saniye Allah'ın barlığını hılap bilen. Ve Allah'ın kelamı ve şunun görüşlerini hılap bilen. Bunların müşriler hem Allah'ını bar etariydi. Osmanlılar ve yerini yaratken Allah deriydi. Ve Allah'ın kelamını hem ten olardı. Kur'an-ı Kerim'de biz evvelki bahslerimizde Allah'ın kelamını ten olgenliğini İmam Maturidi rahmetullahi'nin kitabı, tevhid kitabından biz eğitim etken idik. Biz şimdi hazır mevzumuzda manşürge kilip tuhtatamız. Navbatdagi bahsimizni navbatdagi tarjima Taftazoniyning sharhida 3ta hoshiya bor. Ramazon Muhammad Hanafi, Muslihiddin ibn Muhammad al-Qastalloni, Ahmad ibn Musa Shamsuddin al-Hayoli, al-Hayoli deb aytgan edi. Al-Hayoli bu. Mana shu joydan inshaalloh bahsimizni davom ettiramiz. Va sallallohu ala xayri xalqihi Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in.